Evet değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yeni bir yayınımıza başlıyoruz. Zaman Mekan Futbol programında TFF 1. Lig'in 22. hafta maçlarının ardından oluşan tabloyu değerli üstadımız Özcan Pehlivanoğlu hocamızla değerlendireceğiz. Hocam öncelikle yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Akın Bey. Teşekkürler. Müsaadenle hemen haftayı şöyle bir özetleyelim. Önce haftanın maçlarına bakarsak, Cuma günü Keçiören Ümraniye maçıyla başlamıştı. Ümraniye Spor, Keçiören'i 1-0 deplasmanda yenerek başarılarına devam etti. Son haftalardaki çıkışına devam etti. Eskişehir Spor, Bandırma Spor'u 2-1 yenerek neredeyse bir sene aradan sonra bir galibiyet aldı. Galibiyet hasretini dindirdi. Adana Demirspor Altay karşılaşmasında Adana Demirspor'daki kaosun devam ettiğini gördük ve Altay deplasmanda 2-1'lik bir galibiyetle playoff yarışına yeniden döndü diyelim. Cumartesi günü sabah saatlerinde oynanan maçta gol düellosu vardı. Menemenspor Akhisarspor'u küme düşme yarışı küme düşmemek için mücadele eden iki takımın maçında Menemenspor 6-2 gibi açık farklı bir galibiyet aldı. Sonra Giresunspor Ankaraspor'u 1-0'la geçerek galibiyet serisine devam etti ve zirve yarıştaki yerini korudu. Altınordu Adana maçının 1-1 bittiğini gördük. Adana Spor maçının akşam saatlerinde oynanan haftanın en belki de en önemli karşılaşmasında İstanbulspor evinde ağırladığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Pazar günü maçlarda ise Boluspor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek bir sürprize imza attı ve Balıkesirspor'da Bursaspor'u 3-0'la geçerek küme düşmemek konusunda lige daha sıkı tutunmayı başardı. Oluşan puan tablosuna da bir bakarsak Giresunspor'un 50 puanla liderliği devam ediyor. Samsunspor da 46 puanla hemen arkasında. İstanbulspor 3 maçtır yeniliyor ve ona rağmen 3. sıradaki yerini korudu 40 puanda. Adana Demirspor ve Altay'ın 38'er puanı var. Bunlara Altınordu'yu da eklemek lazım. 3 takım birden 38'er puanda. Haftayı kayıpla geçiren Keçiören ve Tuzla takımları 37'şer puanda kalırken Bursaspor'un da gerilerde kaldığını, 31 puanda kaldığını görüyoruz. Küme düşmeme mücadelesi veren takımların durumuna bakarsak Menemenspor ve Balıkesirspor'un 23'er puana çıktığını görüyoruz. Boluspor 22 puanda onları takip ediyor. Son 3 sırada Akhisar 19, Ankaraspor 13 ve Eskişehirspor 7 puanda. Böyle bir tablo var. Hocam şimdi tabii maçları tek tek konuşacağız ama siz bir eski futbol hakemi olduğunuz için en çok İstanbulspor Samsunspor maçını sormamızı bekliyor izleyicilerimiz. Bu karşılaşmanın yine son dakikasında İstanbulspor'un bir itirazı oldu. İşte kural hatası oldu falan diye. Yine bir enteresan pozisyon vardı. Roka'nın atılmasıyla ilgili pozisyon. Ben sizden hem bu pozisyonu hem de İstanbulspor Samsunspor maçını değerlendirerek programda başlamamı rica edeceğim. Şimdi bunu hepimiz seyrettik. Hakem Roka'yla Abaza'ya gösterdiği Roka'yla Abaza'yı karıştırdı. İkisi de Arnavut futbolcu. Fiziksel olarak da birbirlerine benziyorlar. Kristal Abazay ilk devrede sarı kart görmüştü. Fakat daha sonra onu Fatih Tekke oyundan aldı. Roka ile onu karıştırarak Roka'ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Tabii bu bir hata. Ama yani şimdi ben kural hatası derim. Başkası değil der. Hala Ümraniye Samsunspor maçı için bir karar veremedi Türkiye Futbol Federasyonu. Bunun içinde mesela orada da birçok kural hatası var. Bir değil birden fazla kural hatası var. Burada da kırmızı kart gösterdi. Bu bir hatalı karar. Şimdi bunu kural hatası kapsamında mı görecekler? Hakem hatası kapsamında mı görecekler? Yani hakem hatası kapsamında görebilirler yani. Kural hatası değil, hakem hatası kapsamında görebilirler. O sebeple yani iki ucu değnek denir ya Türkçe'de. Yani ne dersen de buna. Ama ben tabii Samsunspor'un başarısını gölgelemek istemem. İster kural hatası olsun, ister hakem hatası olsun. Bunu hakem hatası kapsamında değerlendirecekler onlar. Yani Samsunspor. Hocam çok özür dilerim araya gireceğim. Şöyle de deniyor. Aslında işte sarı kart gösterdi. Fakat kenardan dördüncü hakemin telsiz görüşmelerinde kaydı var. İhraç uyarısı üzerine kartı kırmızıya çevirdi. Fakat sarıyı iptal ettiğine dair bir işaret yapmamasından kaynaklı bir sorun var diye bir iddia da var. Bilmiyorum tabii iddia. Biz biliyorsunuz Türkiye'de senaryo yazmaya çok yatkın bir milletiz.
Yani herkes bir senaryo yazıyor. Bir defa bunun kayıtları diye bir şey olamaz yani. Ses kayıtları diye bir şey olduğunu zannetmiyorum. İlk defa duyuyorum yani. Hakemler bunu aralarında haberleşmede kullanıyorlar bu ses düzenini ama bunun kayıt yaptığını zannetmiyorum. Bu VAR sistemi değil. Yani VAR sistemi kayıt yapıyor. Yani orada her şey kayıt altında. Ama VAR sistemi yok TFF birinci ligde. Şimdi Anladım. öyle deniyor, böyle deniyor. Hakem orada yanlış bir karar verdi. Ama dediğim gibi bunu hakem hatası kapsamına sokacaklar. Kural hatası kapsamına değil. Kural hatası dedim mi? Bunlar maçı tekrar etmek lazım. Hakem hatası kapsamında sokacaklar. Ve böyle geçiştirecekler. Yani Samsunspor çok önemli bir galibiyet aldı. Bu Samsunspor'un galibiyetini gölgelemez ama kötü futbol oynadı Samsunspor. Bu hafta daha etkisizdi. Ama galip gelmesini bildi. Zaten geçen hafta söylemiştim. Yani İstanbulspor'u gidip yeneceksin şampiyon olmak istiyorsan. Doğrudan doğruya Süper Lig'e direkt olarak çıkmak istiyorsan. Samsunspor bunu başardı. Bu açıdan da Samsunspor'u kutluyorum. Ama kötü bir oyun oynadı. Yani çok vasat bir oyun oynadı. Bu artık İstanbulspor'un iyi oynamasından mı kaynaklandı ki yani İstanbulspor'un çok topla oynamasına müsaade etti Samsunspor. Yani Samsunspor İstanbulspor'dan daha üstün bir takım. Daha güçlü kuvvetli bir takım. Yıldız oyuncuları da çok. Niye bu kadar İstanbulspor'un top yapmasına, pas yapmasına ve kalesinde gol pozisyonu bulmasına neden müsaade etti? Bu önümüzdeki haftalar için Samsunspor teknik adamı Ertuğrul Sağlam ve futbolcular tarafından iyi düşünülmeli. Yani bu maçta bir düşüş gördüm Samsunspor'da. Ama Samsunspor kazandı buna rağmen. Kazanan taraf her zaman haklıdır. Ben zaten geçen hafta doğrudan doğruya Süper Lig'e çıkacak takımları ilan etmiştim biliyorsunuz. Giresunspor ve Samsunspor demiştim. Bugün lig üçüncüsüyle ikincisi arasında 6 puanlık bir fark var. Bu kapanmaz. Yani ligin kalan haftalarında kapanmaz. Çünkü kapanacak güçte takımlar değil, kapatacak güçte takımlar değil bu alt sıralarda yer alan takımlar. Giresunspor da yendi bu hafta Ankaraspor'u. Çok kötü bir top oynadı ama yendi. Giresunspor'u da bu açıdan kutlamak lazım. Onlar yollarına devam ediyorlar. Ama Samsunspor'u bu açıdan kutluyorum. İstanbulspor'un bir kaleci sorunu vardı maçta. Bunu da rahatlıkla izledim ve gol de zaten kalecinin iyi pozisyon alamamasından, topa çıkamamasından kaynaklandı. Guido Koçer orada fırsatçılığını kullandı. Ama Samsunspor dediğim gibi bu maçtaki performans düşüklüğünü veya İstanbulspor karşısında oynadığı futbolu diğer haftalar içinde iyi analiz etmesi lazım. Bir de Ertuğrul Sağlam tabii iyi bir teknik adam. Yani kabul etmek lazım. Mesela iki bu maçta ben her zaman ligin başında da bir yorum yapmıştım. Gol atanlar kadar topu tutanlar da bu ligde şampiyon yarışında etkili olacak diye. İstanbulspor ve Samsunspor kalecilerine baktığımızda İstanbulspor kalecisinin güven vermediğini, hatalı bir gol yediğini ama buna karşılık da Nurullah'ın fevkalade kalesinde güven verdiğini, hiç top sektirmediğini, yerinde hamlelerle, doğru müdahalelerle takımına puan kazandığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela Kevin Boyle'yi oyundan alması, Veli Çetin'i sokması, Nadir'i sokması oyuna fevkalade doğru hamlelerdi. Çünkü hem İstanbulspor'u önde tutmaya çalıştı. Hem de Kevin Boyle'nin aksadığını gördü. Onu değiştirdi. Ama Samsunspor kazandı. Yani bu önemli. Ama Samsunsporlara da şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu hafta ligin sondan ikinci sırasında yer alan Ankaraspor Giresunspor'a kök söktürdü. Giresun'da kök söktü. Bu şunu gösteriyor. Eskişehirspor'da Bandırmaspor'u yenerek galibiyetini aldı. İlk galibiyetini aldı. Bu şu demektir. Bu ligde tedbiri elden bırakırsanız hiç ummadığınız bir sonuçla karşılaşırsınız. Onun için Samsunlular bu maçtan ders çıkarsınlar. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir performans göstersinler. Daha ciddi sarılsınlar. Rakiplerini küçümsemesinler diye söyleyeceğim. Çünkü biraz hemen böyle işi garantilediğiniz zaman takımlar ve oyuncular havaya girip veriyorlar. En tehlikeli şey budur. İşte Adana Demirspor'un düştüğü durumlardan bir tanesinin sebebi de budur yani. Siz kendinizi ligin başında daha erkenden şampiyon ilan ederseniz işte böyle playoff'a girmekte bile zorlanan bir duruma düşersiniz diye söyleyeceğim. Ama İstanbulspor'un iyi oyuncuları var. İyi top oynuyor. Müsaade ettiğinizde, İstanbulspor'a müsaade ettiğinizde İstanbulspor çok süratle 3. bölgeye top taşıyabilen ve rakip kalede tehlikeli olabilen bir takım. Uzun yıllardır beraber oynuyorlar. Fatih Tekke takımı tanıyor. Fatih Tekke iyi bir teknik adam. Yanında Orhan Çıkırcı da var. O da çok yardımcı oluyor. Ben İstanbulspor'u beğeniyorum ama
her zaman bir şey söyledim. İstanbulspor çok iyi giderken de bir şey söyledim. Yani İstanbulspor'un bunu sürdürebileceğini düşünmüyorum dedim. Ve İstanbulspor 3 haftadır mağlup. Üst üste mağlup. Onun için yani bunu sürdürmek için taraftara ihtiyaç var. Kulüp yönetimine ihtiyaç var. Geniş bir kadroya, oyuncuların buna inanması var. Yani bugün Giresun ve Samsun Spor Ligi'nin tepesindeyseler büyük bir taraftar kitlesine sahip olmaları, iki tane şehir takımı olmaları, kulüp yönetimlerinin bunu istemesi, planlamaları, teknik adamlarının şeyi, yani tecrübeleri, Hakan Keleş'in de öyle, Ertuğrul Sağlam'ın da öyle. İşte İstanbulspor'da bunlar olmadığı için İstanbulspor son 3 haftadır üst üste mağlup oldu. Onun için normal bir sonuç. Ben bekliyordum zaten Samsun'un galip geleceğini söylemiştim geçen hafta. Samsun Spor'u kutluyorum. Artık bundan sonraki maçlara baksınlar. Hocam Giresun Spor'dan biraz daha bahsedelim mi? Ankara Spor karşısında erken bulmasına rağmen golü zaman zaman da zorlandı. Giresun Spor'da da Samsun'a yaptığınız uyarının benzerini mi yapacaksınız? Yoksa orada bir başka bir tablo mu var? Ya şimdi tabii Ankara Spor Ümit Özat'la yeni bir mücadeleye başladı. Yani yeniden bir mücadeleye başladı ligde. Ümit Özat da kendini Ankara Spor üzerinden ispat etmeye çalışıyor. Futbolcular aldıkları paranın hakkını vermeye çalışıyorlar. Mesela geçen haftaya göre bu hafta daha iyiydi Ankara Spor. Daha çok pas oranını yükseltmiş durumdaydı. İyi oyuncuları var, tehlikeli oyuncuları var. Tecrübeli de oyuncuları var Ankara Spor'un. Tabii ki kurtulmak istiyor. Onun yani Can Avli ile lidermiş karşısındaki değilmiş hiç bakmaksızın sahaya çıkıp topunu oynadı ve Giresun Spor'a zor anlar yaşattı. Şimdi tabii Giresun Spor'da yani bu liderliği sürdürmek, bu stresi kaldırmak elbette zor bir şey. Bu oyuncuların da sakatlıkları var, yorgunlukları var. Bu oyuncuların da hissettikleri var. Futbol sadece fiziksel kondisyona dayalı bir oyun değildir. Yani baskı da futbolcuyu bozar. Lider olmak da zorlar. Giresun Spor bu nedenlerle zorlanmış olabilir. Ama ben Giresun Spor'u şu açıdan tebrikliyorum. Yani kötü de oynasa kazanıyor. Mesela, geçen hafta Boluspor karşısında da çok kötü bir futbol ortaya koydu. Boluspor çok üstündü Giresun'dan ama oradan 1-0 galibiyetle döndü. O kar yağışlı, zor hava koşullarında Giresun Spor Boluspor'u yendi geldi. Bu hafta da Ankara Spor'u yendi. Yani her hafta karşınızdaki rakibin artık Giresun Spor'a karşı farklı bir motivasyon nedeni var. Kimisi düşmek istemiyor. Kimisi işte playoff'a çıkmak istiyor. Kim mesela şimdi ilerideki haftalarda bir Samsun Spor Giresun Spor maçı oynayacak değil mi? Yani mesela Giresun buradan ne netice alacak, ne sonuç alacak? Yarın Adana Demirspor maçı oynanacak. Altay maçı oynanacak. Bunlar zor maçlar yani bakmayın. Bakın geçen hafta çok kötü bir takım dediğimiz Altay ligde favori gördüğümüz Adana Demirspor'u gitti Adana'da yendi. Yani burada araya gireceğim yani abi. Bunlar çok özür dileyeceğim abi. Araya gireceğim. Dün akşam, evvelki akşam telefonum çaldı benim. Arayan Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'di. Bizi herhalde izliyor. Çok sağ olsun, ben de severim kendisini. Değerli bir siyasetçidir. Eski belediye başkanımız. Sizi çok severek izlediğini söyledi. Yorumlarınızı çok beğendiğini söyledi ama Allah aşkına dedi, şu dedi Altay dedi yenilecek dedi. Bak dedi yenemedi dedi. Adana Demirspor'u yendi dedi. Bunu dedi bir izah etsin bize dedi Zihni Başkanım. Evet. Hadi abi siz izah edin de Zihni Başkanı bizi bir davet ediniz. Şimdi biliyorsunuz Adana Demirspor'da bu işin Cüneyt Dumlupınar'la olmayacağını söyledik uzun zamandır. Ve kızdı bize insanlar yani ya gelene takıyorsun gidene takıyorsun. Şimdi işte Cüneyt Dumlupınar'la olmayacağını gördük. Ha Cüneyt Dumlupınar'ın kötü bir teknik adam olması sebebiyle eksiği olması sebebiyle değil. Şimdi bazen bazı ortamlarda futbolda takım, teknik adam, taraftar, yönetim bir uyum içerisinde olur. Ve takım üzerinde bir teknik adam olur. Genelde bu böyledir. Çünkü futbolcular dünyanın en uyanık insanlarıdır. Eğer kendi parmaklarında teknik adamı oynatabileceklerini düşünürlerse vay o teknik adamın haline. Aynı şekilde hakemi de sahada oynatırlar parmaklarına alıp da yani eğer hakemin zayıflığını görürlerse, eksikliğini görürlerse. Mesela şöhretli hakem niye sahada
rahat maç yönetir. Şöhreti altında onun verdiği her karar doğrudur diye futbolcu da, teknik adam da, kulübedekiler de peşinden kabul etmiş olur. Aslında birçok yanlış yapar belki. Ama öyle bir hakeme karşı, maçın üstünde olan bir hakeme karşı hiç fazla ses çıkmaz. Şimdi Cüneyt Dumlufınar'ın bu takımı şampiyonlar taşıyamayacağını söyledik. Ve nihayetinde de Altay yenilgisinden sonra gitti Cüneyt Dumlufınar. Yerine şimdi Samet Aybaba'nın geldiğini söylüyorum. Samet Aybaba Osmaniyelidir, Adanalıdır yani. Osmaniye de Adana'ya bağlıydı biliyorsunuz. Adanalıdır, öyle kabul eder kendini. Şimdi eğer Samet Aybaba, tabii belli bir yaşa geldi Samet Aybaba'da. Samet Aybaba heyecanını yitirmemişti. Yani Adana Demirspor'un taraftarının hırsı ve isteği, Samet Aybaba'da da dışarı vurursa, ya onda da bu oluşursa, Adana Demirspor bundan sonraki haftalarda toparlayacaktır ve oyuncuları da Samet Aybaba'ya göre oynayacaklardır. Çünkü Samet Aybaba'yı parmaklarında oynatamazlar. Samet Aybaba'nın futbolda 50 yıllık bir tecrübesi var. Çok önemli bir şey bu. Şimdi Adana Demirspor'un kaybındaki en büyük neden Cüneyt Dumlufınar. Bunu net görmek lazım. Çünkü takımı ona göre yapamıyor. Takım onu dinlemiyor. Taktik veremiyor. Oyuncu tercihlerinde hata var. Birinci sebep bu. Şimdi ikinci sebep şu. Yani Adana Demirspor'da iyi gitmeyen işler var. Baştan beri var. Tarık Çamdalı bir hafta önce şey yapıyorsun. Kadro dışı bırakıyorsun. Altay maçında yeniliyorsun. Şimdi gene affetmişler Tarık Çamdalı. Şimdi bu öteki futbolcular arasında da huzursuzluk yaratıyor. Büyük ihtimalle futbolcuların ödemelerinde de bir problem var. Bakın bu futbolcular lejyoner futbolcular. Samsun'da da oynayan öyle, Altay'da da oynayan öyle, Giresun'da da oynayan öyle, Adana Demirspor'da da oynayan öyle. Eğer parasını zamanında tahsil edemezse futbolcunun şeyi kaçıyor. Yani böyle saksıda solmuş çiçeğe benziyorlar. Verim düşüyor. Bence Adana Demirspor'un böyle de bir sorunu olabilir gerisinde. Tabii şimdi bu ligin en iyi futbolcusu, en büyük futbolcusu, yani lafta değil, kendini ispat etmiş bir Marco Paşa'sı var Altay'ın. Ya adam 2 dakikada üst üste muhteşem 2 vuruşla, yani bir diğeri birinden daha güzel. Yani 2 vuruşu da müthiş. Şimdi 4. ve 5. dakikalarda bu Marco Paşa denen adam, Paggio, Marco Paggio, İnanılmaz derecede kaliteli 2 tane vuruş. Eğer siz üst üste böyle 2 tane vuruşla, güzel vuruşla gol yiyorsanız çökersiniz. Adana Demirspor maça başlayınca çöktü bu 2 golle. Niye diyorum? Marco Paşa bu ligin 1 numaralı oyuncusu. Yok bunun üstüne adam yok ya. 3 senedir bu adam 37 yaşındı şu an. İnanılmaz vuruşlarla inanılmaz goller attı. Ve yeni saha açılışı Adana'da, Adana Demirspor'un sahası açılıyor. Araya geçti adam ya. İlk golü attı, 2 golü attı, takımını galibiyete taşıdı. Şimdi Marco Paşa olmasa Altay ne yapacak maçta? Gene bir düşünün. Ama Altay beni de yanıltıyor. Onu da söyleyeyim yani. Bir hafta önce Keçiören'den 4 tane yiyor. Şimdi teknik adam 4 tane yiyen takımdan kaleciyi değiştiriyor. Zaten Keçiören maçında o kaleci niye oynamadı? Muamma. Muamma. Kaleciyi değiştiriyor. İki golü de sağ taraftan yemişti. Zaten sağ beki hemen ikinci yarının başında oyundan almıştı. Rıdvan Şimşek. Onu da değiştiriyor. Ondan sonra zaten Lokman'la Berkay'la stoperleri yapıyor ikisi de. Ve sağ beke de geçen hafta ilk 18'e bile almadığı Cemre'yle alıyor. O da Ankara Gücü'nden geldi Altay'a. Yani bu 2-3 tane adam defansa değişmiş oluyor. Yani 4-0 mağlup olan Altay'da daha ilk 11'de 3 tane adam değişmiş oluyor. Öteki değişiklikleri saymıyorum. Öteki değişiklikler de var. Saymıyorum. Altay yani gol yememeyi ve gol atmayı düşünen bir oyun anlayışıyla sahaya çıkıyor. Ve Marco'nun bulduğu 2 tane maçın başındaki golle Adana Demirspor'u yeniyor. Bir de kalecinin kurtardığı penaltı var. Altaylı taraftarlar aralarında büyük espri konusu oldu. 25 yıl, 30 yıl önce hatırlıyorlar kendi kalecilerinin bir penaltı kurtardığını. O tarihten bu yana hiçbir Altay kalecisi penaltı kurtarmamış. Espri konusu oldu yani gerçekten. Ha? Ve adam Stoyfak gerçekten penaltı kurtardı Altay'da ya. Şimdi eğer o penaltıyı kurtarmasa maç 2-2 biter. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ve Altay bir önceki haftaya göre
inanılmaz derecede maçta direndi. Altay direnci olmayan bir takım. Ama direndi. Bu şunu gösteriyor. Altay takımı dengesiz bir takım. Ne yapacağı belli değil. Ne sonuç alacağı belli değil. Adana Demirspor yendi. Adana Demirspor'da işte bundan sonra Cüneyt Dumlupınar gitti. Ama Adana Demirspor bir top oynamıyor yani. Bu baskı bu böyle bir şey yok yani. Yani Adana Demirspor'un oyun şekli belli. Bunu iyi analiz eden, maçtan önce iyi analiz eden bir teknik adam kendi takımıyla Adana Demirspor'u çok rahatlıkla durdurabilir ve yenebilir. İşte Altay'da burada onu yaptı. Tabii Altay'ı da kutluyoruz. Çünkü Altay ligi tuttu. Lige tuttu. Ama ben şunu söyleyeyim. İlk iki takım Samsunspor ve Giresunspor. Bunu hatırlatayım yine. Ha, bundan sonra ne olur? İstanbulspor, Adana Demirspor, Altay. Yani Tuzla mı olur? Altınordu mu olur? Bilemem ama Altınordu'nun sürdürebileceğini düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum Altınordu'nun yani bu işi sürdürebileceğini. Bu dört takım keşfeden gücü. Ama o da gitti bu hafta kendi sahasında Ümraniye'ye yenildi. Yani Altay'ı yendi geldi. Şimdi böyle maça ciddi hazırlanmak lazım. Sen Altay'ı yenmişsin. 37 puandan 40 puana çıkacaksın. Kendi sahanda Ümraniye'ye yenildi. Senin de kendi sahası biliyorsunuz biz Keçiören Gücü'nü peşinden kendi sahasında favori ilan etmiş bir şeyiz, programız. Ama buna rağmen Ümraniye'ye karşı yenildi. Şimdi Adana Demirspor Altay maçının hikayesini böyle görüyorum. Yani Marco Paşa. Yani Altay'ın çok belirgin bariz özelliği Marco Paşa. Bu oyuncu 91 müsabakaya çıkmış. Şu ana kadar 3 senede 68 gol atmış. Ligin son 2 sezonunun gol kralı. Bu yıl da gol krallığında önde giden oyuncusu. Bu çok önemli bir oyuncu. 37 yaşında. Ben Süper Lig takımları bunu niye almadılar? Niye? Çok harika vuruşları var. Bu hafta işte ben Sayın Başkan'a buradan düşüncemi ileteyim. Marco Park'ı. Yani Marco Park'ı Altay'ı bu deplasmanda galip getirdi. Yoksa o kadar Altay üstüne oynadı falan denilemez. Hatta Altay bir ara üçüncü bir golü kaçırdı. Orada da Marco'nun çok önemli şeyi var. Topa üzerinden atladı. Yani bıraktı topu. Erhan'a gitti top. Erhan bu golü yapamadı Altay'a. Onun için Marco Park'ı Altay'ı galip getirdi diye düşünüyorum. Ha, bu hafta ne olur? Mesela şimdi yarın Altay Altınordu maçı var. Ben yine Altay kazanır diyemem.